Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için elma derin dondurucuda nasıl saklanır ile ilgili bir video hazırladım. Yıllardan beri yapmış olduğum bir yöntemdir. Kesinlikle çok memnun kalacaksınız ve her zaman bu yöntemle derin dondurucuda elmaları saklayacaksınız. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Her zaman yapmış olduğum bir yöntemdir. Bu nedenle gün rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde elmaları hazırlamaya başlıyorum. Bol suda güzelce yıkadım. Kendi bahçemizden organik olduğu için kabuklarını soymayacağım. Bu arada çürükleri mutlaka ayıralım. Eğer sen pazarından aldıysanız veya bilmediğiniz bir yerden aldıysanız kabuklarını soymanızı tavsiye ediyorum. Sağlığına önem veren ve diyet yapan izleyicilerim için gerçekten de ellerinin altında bulunması gereken bir meyvedir. Buzlukta muhafaza edeceğiz. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. İstanbul'da hava şartlarında ben kuruttum. Videomun sonunda göreceksiniz. Ve buzluğa koyduktan sonra da kesinlikle birbirine yapışmayacaktır. Buzluk poşetinden veya saklama kabından içinden istediğiniz kadar alıp afiyetle yiyebilirsiniz. Elmaları çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde hızlı bir şekilde doğruyorum. Elmaların tamamını doğradım. Şimdi ben bir bezin üstüne sereceğim. Sergi kalınlığı mutlaka ince olması gerekiyor. Yani elmalar üst üste gelmeyecek şekilde serelim. Elmaları seriyorum. Yaklaşık olarak 5-6 gün boyunca kalacak. Ne kadar çok kalırsa o kadar iyidir. Ama ara ara da kontrol edeceğim. Ters çevireceğim, düz çevireceğim. Geceliği mutlaka içeriye alacağım ve üstünü de örteceğim. Bu önemlidir. Her sene aynen bu şekilde kilo kilo yapıyorum. Üstelik İstanbul hava şartlarında kurutuyorum. Biraz sonra sizlere en önemli püf noktasını belirteceğim. Lütfen o püf noktasına mutlaka uyun. Çünkü çok önemlidir. Aradan toplamda 8 veya 9 gün geçti. Görmüş olduğunuz gibi elmalar kurudu. Üstelik İstanbul hava şartlarında ben kuruttum. Kurutma işlemi sürerken sürekli elmaların yerlerini değiştirdim. Yani ters düz yaptım ve böylelikle her tarafı eşit bir şekilde kurudu. Ancak şunu hemen belirtmek istiyorum. Hava şartlarından dolayı elmayı tam kurutma işlemini sağlayamamış olsaydım mutlaka 3. veya 4. günde buzluk poşetlerine doldurup buzluğa koyardım. Yani bu şekilde tam kurumasını beklemenize gerek yoktur. Çünkü hava şartları gerçekten de sorun yaratabilir. Bilhassa İstanbul gibi nemi yüksek bölgelerde, ben deniz kenarında yakın bir yerde yaşıyorum. Bu nedenle çok dikkatli bir şekilde sürekli gözlemleyerek ben elmaları kuruttum. Eğer çürümeye doğru gitseydi hemen 3. günde veya 2. günde hemen yine buzluk poşetlerine doldurup buzluğa koyardım. Ancak hava şartları çok güzel ilerlediği için görmüş olduğunuz gibi elmalar çok güzel bir şekilde kurudu. Çok defa ben elmaları serdikten sonra hava şartları kötü gitmesinden dolayı tam kurumadan, yani yarı ıslak vaziyette hemen buzluk poşetlerini alıp buzluğa koydum. Çok güzel oluyor. Eminim çok beğeneceksiniz. Ben yıllardan beri aynen bu şekilde yapıyorum. Şansım çok yolunda gitti ve elmalarım tam kurudu. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. İstanbul'da kuruttuğumuz her şey dolap içlerinde mutlaka çürümeye gidecektir. O yüzden ya buzdolabında ya da buzlukta saklamanızı tavsiye ediyorum. En güvenilir buzluk olduğu için ben her zaman buzluğa kaldırıyorum. Sizlere de mutlaka buzluğa kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Yani İstanbul'da kuruttuğunuz, böyle nemli yerlerde kuruttuğunuz hiçbir sebze ve meyve maalesef çok sağlıklı bir şekilde kalmaz. Mutlaka çürümeye doğru gider. O yüzden mutlaka bu şekilde kuruttuktan sonra buzluğa kaldıralım. Bu önemlidir. Ve hemen kuruyan elmaları buzluk poşetlerine dolduruyorum. İki tane poşet getirirseniz daha iyi olur, kokular silmesin diye. Şunu da belirtmek istiyorum. Donduktan sonra kesinlikle elmalar birbirine yapışmayacaktır. İçinden istediğiniz kadar alabilirsiniz.
Zaten videomun sonunda donmuş halinde net bir şekilde sizlere göstereceğim. Elmalarımı tamamını paketledim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu. Tamamen bir yıl boyunca yetecek kadar, ailem için yetecek kadar burada elma kurusu var. Dediğim gibi şansım çok iyi gitti ve 8 gün boyunca güneşte beklettim. Ne kadar çok güneşte kalırsa o kadar vitamin değeri yüksek olur. En az 3 gün kalmasını tavsiye ediyorum. Ama baktınız ki ikinci günde çürümeye doğru gidiyor. Hemen buzluk poşetlerine koyup buzluğa kaldırabilirsiniz. Ve aradan toplamda 2 gün geçti. 2 gün boyunca bu elmalar buzluktaydı. Sizlere hemen detaylı bir şekilde birbirine yapışmadığını da göstermek istiyorum. Elmaları buzluğa koyduğunuz zaman canınız istediği zaman buzluk poşetlerinden alıp afiyetle yiyebilirsiniz. Yani buzluğun çözülmesini beklemenize gerek yok. Zaten yumuşacık oluyor. Tam kurumuş olduğu için de buzlu olmuyor. Çok lezzetli oluyor. Lezzetini de kaybetmiyor. Buzlu olan hemen elmaları da detaylı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi birbirine yapışmıyor. Hemen afiyetle yiyebilirsiniz. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.